doktorları, diyetisyenleri tarafından önerilen ilaç ve beslenme planlarına birebir uymaları gerekiyor. Bayram kahvaltısının hafif yiyeceklerle hazırlanmış olması önemli. Mümkünse haşlanmış ya da yağsız bir omlet ya da sebzeli güzel bir seçenek ve kültürümüzün vazgeçilmezlerinden olan bir menemen olarak yer alabilir sofrada. Diğer öğünleri ise çorba ile başlamak gerekiyor. Bu sayede o öğünde aşırı yemek yemekten birazcık kurtulmuş olacağız. Bunun yanında bir sebze yemeğimiz olsun istiyoruz. Arzu edilirse bu sebze yemeği etli sebze yemeği olabilir. Ve mükellef bayram sofralarının olmazsa olmazı tatlılar. Bayram ziyaretlerinde özellikle ikram edilen tatlıları geri çevirmemiz gerekiyor. İlla tatlı yenilecekse bu konudaki tercihimiz de sütlü tatlılar olmalı. Bol su tüketmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak da önemli. Önerilerin dikkate alınmaması durumunda başta mide ve sindirim sistemi olmak üzere birçok sağlık problemi ortaya çıkabilir. İstanbul geride kalan günde sıcak hem de çok ama çok sıcaktı. Sımsıcak bir gündü. Ter. Meteorolojinin gündemine bakacağız şimdi de. Ramazan bayramında havanın nasıl olacağı merak konusuydu. Hava durumu tahminine ilişkin bilgiler gelmeye başladı. Bu konuda açıklamada bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bayramın birinci günü, Cuma günü, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in kıyı bölgeleriyle Güneydoğu Anadolu hariç aşağı yukarı Türkiye'nin hemen her yerinde yağış var dedi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü de yaptığı açıklamada İstanbul'da Cuma günü yağışın beklenmediğini, Cumartesi kısa süreli ve de yerel, Pazarsa gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiğini belirtti. Ayrıntılar ve de daha fazlası için TRT Haber'de meteoroloji uzmanlarının hazırladığı hava durumu grafikleri de diyeceğiz. Hemen sonrasında da Gece Bakışı'nın 2. bölümüyle yeniden karşınızda olacağız. Bazı illerdeki hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 18-31, Kocaeli 19-32, Balıkesir 15-36, Edirne 18-34, Çanakkale 19-31, Tekirdağ 18-27, Kırklareli 16-32, Sakarya 18-32, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı az bulutlu. İzmir 23-35, Denizli 20-35, Afyonkarahisar 15-30, Manisa 21-37, Kütahya 14-32, Muğla 19-32, Aydın 22-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi yerel sağanak yağışlı, Antalya çok bulutlu. Adana 21-31, Antalya 24-29, Mersin 24-30, Kahramanmaraş 20-31, Isparta 14-30, Hatay 21-30, Burdur 15-31, Osmaniye 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, Kayseri, Sivas ve Niğde yerel sağanak yağışlı. Ankara 16-34, Konya 17-33, Kayseri 14-31, Eskişehir 16-33, Sivas 13-27, Nevşehir 15-29, Kırıkkale ve Kırşehir 15-32, Aksaray 17-32, Çankırı 13-34 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı bulutlu. Bolu 13-30, Zonguldak 17-24, Sinop 18-26, Karabük 16-34, Düzce 17-33 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü çok bulutlu. Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Tokat yerel sağanak yağışlı. Samsun 19-27, Trabzon 21-27, Rize 21-29, Ordu 20-26, Artvin 17-31, Çorum 12-32, Gümüşhane 14-29, Giresun 21-27, Amasya 16-36, Bayburt 10-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi yerel sağanak yağışlı, Şırnak çok bulutlu. Erzurum 9-24, Erzincan 15-29, Malatya 18-30, Elazığ 17-30, Kars 8-23, Van 9-24, Hakkari 14-27, Bitlis 12-22, Tunceli 15-28, Ardahan 9-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu. Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis yerel sağanak yağışlı. Diyarbakır 17-32, Gaziantep 19-31, Şanlıurfa 22-32, Mardin 23-29, Batman 14-34, Siirt ve Adıyaman 22-32, Kilis 20-29 derece.
Saatler 00.04'ü gösteriyor. Takvim yaprakları da 14 Haziran 2018 Perşembe. TRT Haber'de gece bakışının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz. Bir kez daha merhaba. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fethullahçı terör örgütünün sözde yöneticilerinden 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra örgütün Berlin'de ayarladığı bir evde saklandığı öne sürüldü. İddia dün Anadolu Ajansı'na ulaşan bir ihbar mektubunda yer aldı. Anadolu Ajansı'na bir ihbar mektubu ulaştı. İçinde firari FETÖ'cü Adil Öksüz'e ilişkin çarpıcı ifadeler vardı. Mektupta Adil Öksüz'ün Berlin'de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir ilçede S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı iddia ediliyordu. İhbar üzerine Anadolu Ajansı muhabirleri söz konusu adrese gitti. Kapı zilinde ev sahibi olduğu tahmin edilen Yaşar ismi yazıyordu. Muhabir kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Dairenin apartmanın sadece arka bahçeyi gören ve dışarıdan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkat çekti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Öksüz'ü saklayan kişi Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili isimlerinden. Öksüz'ün Ali Ağa tarafından korunduğu, onun yardımıyla ülkede seyahat ettiği de gelen bilgiler arasında. Avrupa'daki en büyük yapılanmasını Almanya'da kuran FETÖ'nün burada çok sayıda dernek, şirket ve internet sitesi bulunuyor. 15 Temmuz'dan bu yana 4000'den fazla FETÖ'cünün Almanya'daki örgüt üyeleri tarafından korunduğu, kendilerine kalacak yer temin edildiği, oturum ve iltica talepleri konularında destek sağlandığı belirtiliyor. Terör örgütünün konuşlandığı Kandil'e yönelik operasyon da başarılı bir şekilde devam ediyor. Mağaralarda saklanan en az 3000 terörist İran-Irak sınırındaki dağlara kaçmaya çalışıyor. Mehmetçik Del Dağları eteklerine dayandı. Hakkari'den 30 kilometre içeri girdi. Bölgede kontrolü sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın İnik Kandil'e ilerleyişi hava destekli olarak sürüyor. Hemen hemen her gün hava harekatlarıyla terör örgütünün silah depoları ve silah mevzileri imha ediliyor. Bugün Erbil'e bağlı Sonan ilçesinin Sidekan bölgesindeyiz. Operasyonların yoğun olarak devam ettiği bölge burası. Daha fazla ileriye gidebilmemiz mümkün değil. Güvenliğimiz için asayiş kuvvetleri buna izin vermiyor. Mehmetçik Hakkari Yüksekova'dan Sidekan'ın Del Dağları eteklerine kadar ulaştı. 15 kilometre eninde 30 kilometre derinliğindeki alanda kontrol sağlandı. Hemen göstermek istiyorum. Arkamdaki bütün o çukur alanların hepsinde küçük silahlı gruplar var. PKK'ya bağlı örgüt. Karşı taraftaki siyah tepelerde de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı gruplar var. Yani Mehmetçiğimiz bulunuyor. Oradan itibaren de operasyonlar karadan devam ediyor. Operasyon çerçevesinde de özellikle ağır silahlar kullanılıyor. Son model teknolojik cihazlar da kullanılıyor. Bombalanan teröristler sarp arazi koşullarından yararlanarak saklanmaya çalışıyor. Evet, oldukça tehlikeli bir bölgedeyiz şu an. PKK'lı grupların bu ağaçların içinde de olabileceği ifade edildi. Size şuradan hemen Kandil'e giden yollardan bir tanesini göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz yol Kandil'e giden yollardan bir tanesi. Küçük gruplar halinde PKK'lı grupların bölgeye dağıldığı ifade ediliyor. Bölgedeki 3000 kadar teröristin İran kontrolündeki bölgelere çekilmeye çalıştığı ileri sürülüyor. Ekranlarınızın son dakika bandında yer alan bilgiyi sizlerle paylaşayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Haber Kanalı 24 ile 360 kanalı ve Rize'deki bir yerel kanalın ortak yayınında açıklamalar yapıyor gündeme ilişkin. Önemli çarpıcı bir ifade, çok net bir ifade. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran sonrası ilk işimiz olağanüstü hali kaldırmak olacak dedi. Olağanüstü hal şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir. 24 Haziran sonrası ilk işimiz o hali kaldırmak olacak dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e S-500 tipi hava savunma füze sistemlerini Türkiye ile ortaklaşa üretme teklifi yapıldığını da
açıkladı. Şu anda S-400 Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma füze sistemi, ama Ruslar bir üst gelişmiş hava savunma füze sistemini hayata geçiriyorlar. S-500 onun da adı. Türkiye bunun üretimini Rusya ile birlikte yapmayı teklif etti Moskova yönetimine. Devam ediyoruz gece bakışına. Uluslararası kuralları hiçe sayan İsrail bir skandala daha imza attı. Kudüs'ü ziyarete giden Türk vatandaşı Ebru Özkan, dönüş yolculuğu için bulunduğu Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda neden gösterilmeden gözaltına alındı. Özkan, İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı. Savcılık hakkında 15 gün gözaltı talep etti. İsrail kural tanımaz uygulamalarına devam ediyor. İsrail polisi bu kez ülkesine dönmek için havaalanında bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ı sebep göstermeksizin gözaltına aldı. Özkan özel bir turla Kudüs'e gitmişti. Ziyaretinin büyük kısmını Mescid-i Aksa'da ibadetle geçirmişti. 12 Haziran'da 16.30 sularında dönüş için Tel Aviv'i Ben Gurion Havaalanı'na gitti. Bavullarını teslim etmesinin ardından İsrail yetkililerce durduruldu. İsrail polisi Özkan'ın dönüş uçağına binmesine müsaade etmedi. Özkan gruptaki diğer arkadaşlarının gözü önünde hiçbir açıklama yapılmadan gözaltına alındı. Özkan gözaltına alınmasının ardından Tel Aviv yakınlarındaki askeri mahkemeye çıkarıldı. Avukatının açıklamasına göre Özkan'a yöneltilen suçlama İsrail'in güvenliğini tehdit ve terör örgütüyle bağlantı şüphesi. Askeri savcı Özkan hakkında 15 günlük gözaltı talebinde bulundu. Ancak avukatı buna itiraz etti. Mahkeme Özkan'ın gözaltı süresini 24 saat uzattı. Özkan 24 saatin sonunda yeniden hakim karşısına çıkacak. Konuya ilişkin Tel Aviv'deki Türk Büyükelçiliği de devrede. İsrail'li makamlardan konuya dair açıklama ve Ebru Özkan'la görüşme talep edildiği bildirildi. Olay İsrail'in ilk vukuatı değil, benzer bir vaka Ocak ayında da yaşanmıştı. Türk akademisyen Cemil Tekeli gözaltına alınmış, yaklaşık bir ay alıkonulduktan sonra serbest bırakılmıştı. İsrail ablukası altındaki Gazze'de insanlık dramı devam ediyor. Gıdadan suya, elektrikten ilaca birçok konuda sorun yaşanıyor. İsrail ablukası altında ve İsrail Mısır'la izin verdikleri çerçevede Filistinlerin temel insani ihtiyaçlarını gidermesine imkan veriyor, ona izin veriyor. Büyük dönüş yürüyüşü protestoların ardından tedaviye ihtiyaç duyanların sayısı da artmış durumda. Zira İsrail gerçek mermilerle binlerce Filistinliyi yaraladı. Evet, yüzlercesini de katletti. İsrail askerlerinin yol açtığı bu facia, bu kıyım yüzlerce kişiyi mağdur etmiş durumda ve onların tedavi imkanları da kısıtlı. Gazze, dünyanın en büyük açık hapishanesi. 2006'dan bu yana İsrail ablukası altında. Yaklaşık 2 milyon kişi günlük hayatlarında büyük zorluklarla baş etmeye çalışıyor. Gıda, su, ilaç, her şey kısıtlı. Öyle ki Gazze dışına çıkamadığı için birçok hasta tedaviden bile yoksun kalıyor. Onlardan biri de şifa hastanesinde şifa arayan Ahmet. Enfeksiyon kaptı ve kesilmek üzereydi. Allah'a şükürler olsun enfeksiyon geçti. Fakat tedavisi yok. Ahmet, umut vadeden bir futbolcuydu. Ancak şu an ayağı kesilme tehlikesiyle karşı karşıya. Tedavi için Gazze dışına çıkarılması gerekiyor. Bir başka hasta Haşim de ablukanın ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Tedavi için Doğu Kudüs'te bir hastaneye başvurdum. Ancak İsrail tarafından Erez kontrol noktasında geri çevrildim. 30 Mart'ta başlayan büyük dönüş yürüyüşü protestolarının ardından hastaneye başvuranların sayısı da arttı. Uzuvlarını kaybetmemesi için bu kötü şartlarda 3-5 kez operasyon geçirmesi gereken 1300 hasta var. Hastanede ilaç, ekipman, elektrik ve temiz su konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmesinin ardından Singapur'dan ayrıldı. Ülkesine döner dönmez de sosyal medya hesabından zirveyi değerlendirdi.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri basını zirveye mesafeli, temkinli yaklaşıyor. Açıklamaların süslü ve de güzel olduğu ama somut bir planın sunulmadığı eleştirisi getiriliyor. Şimdi Washington'a uzanacağız. Tuna Şanlı'ya, evet, pırıl pırıl bir Washington yaz öğleden sonrasında kongre arkasında yanılmıyorsun, göremiyorum da gözler de gitti. Evet. Tuna, Amerikan basını zirve hakkında neler konuşuyor? Afro-Amerika Müzesi'nin önündeyim Fuat Gözlüklü. Ne müzesi? Özür dilerim. Afro-Amerika Müzesi. Obama döneminde açılan, birkaç yıl önce açılmış olan müze. Evet. O müzenin arka tarafı Beyaz Saray ve Washington adı burada. Beyaz Saray mı? Aman Tuna. Peki. Ne diyorlar? Arka tarafında çok uzak planda tabii. Beyaz ev, beyaz ev, beyaz ev. Tuna, beyaz ev. Esprisi bir tarafa. Ne diyorlar bu? İki beyaz ev, doğru. Birbirine hakaretler savuran, demediklerini bırakmayan bu iki çılgın şimdi bir anda neredeyse 40 yıllık dost gibi birbirlerine iltifat ettiler. Ama ortaya gerçekten somut bir anlaşma çıkmış değil. İyi niyeti ifade eden bir metin bana kalırsa. Ama şu da bir gerçek. Trump diz çöktürdü Kuzey Kore'ye. Zira 25-26 milyon nüfus açlıktan, yoksulluktan perişan halde. Ülkede çok ciddi insan hakları ihlalleri var. 140-150 bine yakın. Nazi Almanya'sındaki gibi bir takım toplama kamplarında işkenceye maruz insanlar var. Nedir? Zirve hakkında neler konuşuluyor? Zirve hiç kuşkusuz tarihi bir zirve ve Amerikan basınında da zaten iki gündür sabahtan akşama bütün televizyonlar bununla ilgili yayınlar yapıyorlar. Ancak soru işaretleriyle dolu bir sonucu var zirvenin. Zirve sonucu yayınlanan dört maddelik belgenin aslında somut bir yol haritası ortaya koymadığı eleştirileri getiriliyor Donald Trump'a. Hatta şunu hemen belirteyim, Amerikan Kongresi'nde Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce, ki Cumhuriyetçi milletvekili kendisi, Trump yönetiminden derhal briefing vermesini istedi. Bunu bir son dakika gelişmesi olarak da açıklayalım izleyicilerimize. Bu görüşmenin içeriği ve imzalanan belge ve bundan sonra izlenecek yolla ilgili briefing verilmesini istedi. Çünkü herkes şu an şüpheyle yaklaşıyor. Özellikle Donald Trump'ın 41 dakika süren, Kim Jong-un'la 41 dakika süren görüşmesinde neler söylediğine dair de pek çok kişi burada çok şey yazılıp çiziliyor, konuşuluyor. Ve özellikle de Donald Trump'ın yalnız çevirmenlerin girdiği bu görüşmede Kim Jong-un'a aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmeyeceği bir takım sözler vermiş olabileceği yorumları dahi yapılıyor burada. Dolayısıyla Trump yönetiminin başta Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde vereceği ifade, ki buna ilişkin henüz bir tarih belirlenmedi şimdiye kadar, ama bu görüşmenin içeriğine ilişkin ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin neler olacağına dair oraya yapacağı açıklamalar biraz daha bu konuda hepimize fikir verecek. Ama özellikle Amerikan Kongresi de Amerikan basını gibi şüpheyle yaklaşıyor, bunu belirtmemiz lazım. Nükleer silahsızlanma kelimesini çok sevdi Amerikalılar, ama nasıl sağlanacak? Bu tam bir tartışma konusu şu anda. Buna ilişkin bir yol haritası belirlenmemiş olması büyük eksiklik olarak değerlendiriliyor. Bunun dışında hepsinden önemlisi Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine değinilmemiş olması. Donald Trump'ın bu konuyu Kim Jong-un'la görüşmesinde gündeme getirmemiş olmasından dolayı son derece rahatsız Amerikalılar. Şu ifadeyle karşılaşıyoruz basını okuduğumuz zaman. Bu zirvenin iki kazananı var. Trump ve Kim Jong-un. Zirvenin kaybedeni ise Kuzey Kore halkı deniliyor Fuat Gözlüklü. Çünkü Kim Jong-un'un özellikle ülkesindeki insan hakları ihlalleri, tutuklulara uygulanan işkenceler, hatta akrabalarını idam ettirmesine karşın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kendisiyle görüşmüş olmasının ona uluslararası bir meşruiyet kazandırdığı, bu nedenle zirvenin asıl kazananının Kim Jong-un olduğu yorumları da burada yapılıyor ve geleceğe dair şüpheyle yaklaşıyor burada herkes. Özellikle şu eleştiri de Donald Trump'a getiriliyor. G7 zirvesini kastederek, hafta sonu biliyorsun çok gergin bir G7 zirvesi gerçekleşti Kanada'da. Trump bir tarafa, kalan 6 ülke diğer tarafaydı ve
G7'deki müttefiklerini tokatlayan Trump gitti bir diktatörle aynı masaya oturdu, el sıkıştı eleştirileri getiriliyor. Ağırlıklı olarak şüpheli yaklaşmakla beraber bazı Trump yanlısı yorumlar da var, bunlardan da bahsedelim. Özellikle önceki başkanların atmadığı bir adımı attığını Donald Trump'ın belirtiyorlar ve eğer başarılı olursa, yani Kore Yarımadası nükleer silahlardan arındırılır ve Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri son bulursa, bunun Donald Trump'ı 2020 başkanlık seçimini kazanmaya kadar götüreceği yorumları da yapılıyor burada. Peki, şimdi tüm dünyada haber bültenlerinde birinci değilse bile bazılarında birinci, bazılarında ikinci, üçüncü sırada yer aldı. Ben de vermeye çalıştım. BIP olmasın diye bayağı da zorlandım. Trump için ünlü oyuncu Robert De Niro'nun bayağı bir küfür salladığını söyledim. Küfür etti ama yani. Trump'ın diye başlayıp. Şimdi evet. Baktık ki Trump aslında anlaşılır bir şey. Bunu kendine yediremedi. Dayanamadı. O da Amerikalı aktör Robert De Niro'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Zeka seviyesiyle ilgili olarak işte düşük IQ'lu falan filan diye. Sonra da filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş ifadesini kullandı. Amerikan medyası ve Amerikan halkı için de büyük bir malzeme mi bu? Bu tartışma hangi boyutlarda ele alınıyor, konuşuluyor, tartışılıyor? Bu çok büyük bir malzeme olmadı açıkçası Fuat Gözlüklü. Yalnız Twitter mesajlarını karşılıklı olarak haber bültenlerini de verdiler. Hatta Robert De Niro'nun açıkça küfretmesi nedeniyle çok da destek bulmadığını da belirtelim. Yani bazı destekleyenler oldu Twitter'da, sosyal medyada onun ettiği küfrü paylaşanlar ve katıldıklarını ifade edenler, ama çok büyük bir alıcısı olmadı burada. Çünkü çok ağır hakaret içeriyor, senin de az önce belirttiğin gibi. Başkan Trump'ın ona yine düşük IQ'lu ve filmlerinde galiba yüzüne çok yumruk yemiş şeklindeki çok seviyesiz ve ayıp bir şey. Tabii tabii tabii. Haber bültenleri içinde yer verdiler. Amerikan kamuoyu şu anda buna çok fazla eğilmiyor. Evet. Şu an yani çok seviye fazla bu olmamalı. Robert De Niro eğer küfretmeseydi de bir eleştiride bulunsaydı belki bir tartışma başlayabilirdi burada. Evet, ifade özgürlüğü değil bu. Bu başka bir şey yani, küfür etmek. Pes yani. Yani eğlendiğimiz adamım Trump diyoruz falan ama küfür, pardon yani. Peki, selam söyle lütfen Sayın Trump'a diyeyim, üzmesin canını. Tuna şu anda Washington'dan bildirdi diyoruz, devam ediyoruz. Yunanistan. Yunanistan'la Makedonya arasındaki tarihi isim krizinde çok ama çok önemli bir eşik aşıldı. Atina ile Üsküp anlaştı. Makedonya'nın adı bundan böyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olacak. Ancak hükümetler arasındaki anlaşma her iki ülkeyi de karıştırmış durumda. Makedonya Devlet Başkanı Ivanov uzlaşıya karşı çıktı, anlaşmayı imzalamayacağını söyledi. Yunanistan'da da muhalefet hükümet için güven oylaması istedi. Yunanistan ve Makedonya başbakanları el sıkıştı. İki ülke arasında 27 yıldır süren isim krizinde önemli bir eşik aşıldı. Ülkelerinin isimlerini değiştirmeyi kabul ettiler. Artık ülkenin adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti. Siyasi gerginlik uzun süren müzakerelerden sonra bitti. Açıklamayı Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras yaptı. Varılan anlaşmayla kuzey komşularımız eski Yunan Makedonya medeniyetiyle herhangi bir bağları olmadığını ve olmayacağını kabul etmiş oldu. Makedonya bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan'la isim gerginliği yaşıyordu. Yunanistan, Üsküp yönetimini Makedon kimliğini çalmakla suçluyordu. Atina yönetimi, Makedonya isminin gelecekte iki ülke arasında toprak ihtilafı yaşanabileceği gerekçesiyle kullanılmasına karşı çıkıyordu. Makedonya bu yüzden Avrupa Birliği ve NATO üyeliği için başvuramıyordu. Birleşmiş Milletler tarafından eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti olarak tanınıyordu. İme koe dostoinstveno.
Ülkemizin adı artık Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olacak. Resmi belgelerde Makedon, Kuzey Makedonya vatandaşı ibaresi kullanılacak. Bunun için gerekli anayasa değişikliğini de yapacağız. Bu anlaşma için iki ülke parlamentolarının onay vermesi gerekiyor. Makedonya isim değişikliği ile ilgili referandum da yapacak. Ancak gelişme Makedonya'da siyasi krize yol açtı. Devlet Başkanı Yorgo Ivanov konuyu görüşmeyi önce reddetti. Ardından başbakanla yaptığı görüşmeyi terk etti. Ivanov anlaşmayı imzalamayacağını söyledi. Yunanistan'da ise muhalefet hükümeti hakkında güven oylaması istiyor. Tsipras'ı taviz vermekle suçladı. Akdeniz'de göçmen krizi Fransa ile İtalya'yı karşı karşıya getirdi. Fransa 629 göçmeni almayan İtalya'yı sorumsuz davranmakla suçladı. İtalya ise Fransa'nın kendilerine ders verecek durumda olmadığını bildirdi. Resmi özür beklediklerini duyurdu. İtalya Ekonomi Bakanı bu gelişme üzerine Paris ziyaretini iptal etti. Döneceğim! Döneceğim! Onları ne İtalya ne Malta kabul etti. Şimdi zorlu İspanya yolculukları başladı. Bir Fransız sivil toplum kuruluşuna ait Aquarius gemisiyle geçen cumartesi günü kurtarılan 629 göçmen İspanya yolunda. Göçmenleri taşıyan iki geminin cumartesi akşamı İspanya'nın Valencia limanına varması bekleniyor. Olay İtalya ile Fransa arasında diplomatik krize yol açtı. Macron, İtalya'nın tavrını gülünç ve sorumsuzluk örneği olarak niteledi. Açıklama ardından İtalya, Fransa'nın Roma Büyükelçisini çağırdı. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransa'dan resmi özür beklediklerini açıkladı. Fransa'nın İtalya'dan geçmek isteyen 10 bin göçmene kapılarını kapattığını anımsattı. İtalya halkının yardımseverlik ve dayanışma adına ders almaya ihtiyacı yok. Yardımseverlik sadece sözde olmaz. Macron hemen yarın 9 bin göçmeni alsın da cömertliğini göstersin. Salvini resmi özür gelmedikçe İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında Cuma günü için planlanan zirvenin iptal edilmesini istedi. İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria, Paris'te Fransız mevkidaşıyla yapacağı görüşmeyi iptal etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise alttan aldı. İtalya'nın üzerindeki göçmen baskısını anladığını, işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Öte yandan İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denizden kurtardığı 937 göçmeni taşıyan gemi, Sicilya'nın Catania Limanı'na yanaştı. Göçmenlerle birlikte kurtarma operasyonları sırasında hayatını kaybeden iki göçmenin cansız bedeni de limana taşındı. Fransa'da tavan arasından servet çıktı. Başkent Paris yakınlarındaki bir evin tavan arasında bulunan vazo, müzayedede rekor fiyatla satıldı. Çin'de bir hanedana ait olduğu belirlendi vazonun. Ve tam 16 milyon euroya alıcı buldu. Fransa'da bir evin tavan arasında bulundu. Vazoyu bulan ev sahipleri onu ünlü bir müzayede evine götürdü. Ama çok değerli olduğunu bilmiyorlardı. Vazoya 500 bin avro katalog fiyatı biçildi. Ancak Paris'te yapılan müzayede de bunun 30 katına, yani 16 milyon avroya satıldı. 18. yüzyıldan kalma vazo Çin'in Qing Hanedanı'na ait. Onu bu kadar değerli yapansa üzerindeki motifler. Vazonun geyik ve çam ağaçlarıyla bezenmiş motifleri, sağlık ve uzun yaşamın sembolü. Bu haliyle de dünyada bilinen bir benzeri yok. Vazonun alt kısmında da Qing Hanedanlı İmparatoru'nun mührü bulunuyor. Vazoya 16 milyon avro vererek sahip olan kişi ise ismi açıklanmayan Çinli bir koleksiyoncu. Bu öyle bir haber, öyle böyle bir haber değil. Pes dedirten cinsten bir haber. Kendisini profesör olarak tanıttı, konferanslar verdi, televizyonlara konuk oldu. Bununla da kalmadı. Hastaların sağlıklarıyla oynadı. Aslında bir canilik. Sahte profesör. Evet. İstanbul'da gözaltında.
akabinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Bey'in sinir ve omurilik cerrahı olduğunu söyledi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunuyum dedi. Eğitimini yurt dışında sürdürdüğünü, hiçbir hastasının ölmediğini anlattı. Hatta isminin başına koyduğu profesör ünvanıyla konferanslar verip televizyon kanallarına konuk oldu. Ondan sonra kapağı çıkartıyoruz, Dura'ya ulaşıyoruz. Dura'dan sonra hemisfer doku dediğimiz. 10 binin üzerinde ameliyat yaptığını iddia ediyordu. Sahte profesör Cüneyt Turan'ın iddia ettiği tüm özgeçmişinin yalan olduğu, yalnızca lise diplomasının bulunduğu ortaya çıktı. Bazı hastaların tahlil sonuçlarını ona ulaştırdığı ve para karşılığı hastaların sağlıklarıyla oynadığı da belirlendi. Cüneyt Turan İstanbul Emniyetince gözaltına alındı. Alex Mason, dünyanın en iyi ip üstünde gösteri sporcularından birisi. İstanbul Eminönü'nde sıra dışı bir gösteri yaptı. Tarihi yarımada Galata Kulesi ve Eminönü'ndeki eski evler. Aralarında çamaşır ipi gerili binalar ve sokaklarında top oynayan çocukların bulunduğu bu tarihi semtin sıra dışı bir konuğu vardı. Dünyanın ip üstünde gösteri yapan en iyi sporcularından Alex Mason Eminönü'ndeydi. İp üstünde hopladı, zıpladı, oturdu, sıçradı. Mahallelinin şaşkın bakışları arasında ip üstünde taklalar attı. Sonunda da hak ettiği alkışı topladı. Alex Mason'ın bu hareketleri yaptığı ip ise tabii ki çamaşır ipi değil, özel bir ipti. Alex performansının ardından Türkiye'nin harika bir ülke, İstanbul'un olağanüstü bir şehir olduğunu söyledi. Ben kaldırımda yürüyemiyorum. Kaç metre yüksekte. Futbol severler için çok önemli bir ay başlıyor. Nefesler tutuldu. Heyecan dorukta. 2018 Dünya Futbol Kupası'nda ilk düdüğün çalmasına artık saatler kaldı. Ve bu coşku 44 yıldır olduğu gibi yine TRT ekranlarında yaşanacak. Kıtalar buluşacak. Futbolun kalbi bir ay boyunca Rusya'da atacak. ...2018 Dünya Kupası heyecanı başlıyor. ...32 ülke büyüsüyle göz kamaştıran kupa için kıyasıya mücadele edecek. Beş kez kupayı müzesine götüren Brezilya, turnuvanın yine favorisi. Sambacıları kupayı dörder kez kaldıran Almanya ve İtalya takip ediyor. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na 11 şehir ev sahipliği yapacak. Dörder takımlı 8 grupta oynanacak maçlarda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar tur atlayacak. Açılış maçında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. El Sahlavi tersteyden ikinci anne vuruş top filelerde. Gol Tayser Cassam'dan geliyor. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT 1 ve TRT 4K'dan izleyiciyle buluşacak. Dünya Kupası'nın heyecanı 44 yıldır olduğu gibi yine TRT ekranlarında yaşanacak. Evet, TRT Haber'de saat 23'ten bu yana gece bakışıyla karşınızdaydık. Noktalayacağız ancak bir son dakika haberi var. Türkiye Cumhuriyeti sayesinde, evet, Türkiye sayesinde Filistin halkı için bundan böyle koruma gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu az önce Türkiye'nin gündeme getirdiği bir konuydu bu. Gazze'de İsrail'in katliamları sonrasında. Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti. Filistin halkı için koruma talep eden kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu az önce kabul etti.
Yaklaşık 1 saat 33 dakika boyunca 13 Haziran 2018 Çarşamba'da hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup biten ne varsa onları ekranlarınıza taşıdım. Gece başının Şemsettin Özkan, Cemal Kaçan ve Dilruba Amil hazırladılar. Harun Güzeltepe ve Betül Doğan da katkıda bulundular. Ben de ekranlarınıza taşıdım. Sedat Çolak da yönetti. Saat 01'den itibaren arkadaşımız Selver Gözü Açık gün sonuyla karşınızda olacak. Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerindeki son gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Takvim yaprakları 14 Haziran 2018 Perşembe'yi gösteriyor. Barış, dostluk, bereket ve de sağlık dolu güzel bir gün olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben Fuat Kozluklu, güzel ülkemin güzel insanları. Güzel bir güne uyanın, değil mi? İnşallah. Evet, bu gece yeniden karşınızda olmayı umut ediyoruz, diyoruz ve hoşça kalın efendim.